Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün soru köşemizdeyiz. Sizlerden gelen, sosyal medya üzerinden gelen sorularımızı yanıtlayacağız. Pek çok soru var ancak bir kısmını bugün yanıtlayacağız. Diğer soru köşelerimizde de diğer sorularımızı yanıtlamaya devam edeceğiz. Sormuşsunuz ki panik atak hastalarında uyku bozukluğu da sık karşılaşılan bir durum mu? Eğer ben panik ataksam uyku bozukluğu da yaşar mıyım şeklinde sormuşsunuz. Uyku sırasında panik atak geçirenler yine uyku sırasında panik atak geçirecekleri korkusuyla uyku kaliteleri bozuluyor. Uyumaktan kaçınıyorlar. İşte tam da bu esnada panik atak hastalarında uyku bozukluğu görülebiliyor. Eğer var olan bir uyku bozukluğu varsa buna panik atak, depresyon ve kaygı da eşlik edebiliyor. Ama kişi uyku esnasında panik atak geçirir mi ya da panik atak uyku bozukluğunu etkiler mi diye sorduğunuz için şu şekildeki kişi uyku esnasında bir panik atak krizi geçirmiş ise eğer tekrar uyuduğu zaman yine o krizi, yine panik atak geçireceğim şeklinde uyku uyumuyor ve uyku bozukluğu meydana geliyor. Böyle bir kısır döngü içerisine kişi girmiş oluyor. Peki, diğer sorumuz, panik atak esnasında vücutta neler olur? Nasıl tepki verir demişsiniz? İlk başta bu belirtiler yani birer histen ibarettir. Kardiyak şikayetler yaşıyoruz panik atak hastalarımızda ki geçen videolarımızda panik bozukluktan, panik ataktan bahsetmiştik. Kişi kalbinin çarptığını hisseder, çok hızlı çarptığını hisseder, nefes darlığı çekmeye başlar ve bunu büyük bir kardiyak şikayetler olarak algılamaya başlar. Ne zaman panik atak geçireceğini de yine bu gelen hisle birlikte algılar. Ve zaman içinde bu belirtiler hissin ötesine geçer. Gerçekten de bunu yaşamaya başlar. Kalp ağrıları, solunum güçlüğü, mide bulantısı, baş dönmesi ve göz kararması şeklinde farklı belirtilerle eşlik ettiği sürece de bu şekilde panik atak yaşamış oluyor kişi. Yani panik atak esnasında kişinin vücudunun farklı reaksiyonlar göstermesi beklenir. Genellikle kardiyak reaksiyonlar göstermektedir. Diğer bir soruya geçelim. Panik ataklı kişinin bu durumdan kurtulmak için kendi kendine yapabileceği bir şeyler var mı? Kendi başımıza çözüm bulabilir miyiz diye sormuşsunuz. Yani terapi ve farmakolojik destek şart. Ama panik atağınız varsa ve bunu daha da ilerletmemek için uyarıcı almamanız gerekir. Yani uyarıcıdan kaçınmanız gerekir, almamak gerekiyor. Çay, kahve, kola gibi şeyler atak esnasında kullanılmaması gereken, tüketilmemesi gereken yiyecek ve içeceklerdir. Sakin bir esnada bu atak geldiği zaman sakin bir şekilde sempatik ve parasempatik sistemi söylemiştim. Bu sistemin devreye girmesini bekliyoruz sakin bir şekilde. Psikoloğumuzun önerdiği şekilde de nefes egzersizleri de buna yardımcı olabiliyor. Peki, diğer bir soru. Depresyonda olduğumu nasıl anlarım? Birkaç gündür çok mutsuzum, sürekli uyuyorum. Acaba depresyonda mıyım? Şeklinde sormuşsunuz. Klinik depresyonun temel özellikleri var tabii ki de. Bu genellikle hoş olmayan duygu durum, ilgi ve zevkte anhedonia dediğimiz durumlar yani azalması, daha önceden zevk aldığımız durumlardan zevk alamama ama bu tabii ki kişinin hayatını büyük ölçüde etkileyecek şekilde olmalı. Depresyon tanısını alabilmesi için belirli klinik ölçütler şeklinde. Derin bir üzüntü yaşıyor depresyondaki kişiler. Gelecekleri ve yaşadıkları ile ilgili olarak hep kötümser düşünüyorlar. Olumsuz bir düşünce yapısı ve fonksiyonel olmayan bir düşünce yapısı mevcut. Depresif duygu durum ile birlikte değişik etkinlik ve sorumluluklara karşı da yine ilgi kaybı azalmaktadır. Olan etkilerden, etkinliklerden, uyarıcılardan vesaire bunlar hiç umurunda olmaz kişinin ve zevk almaz. Var olan bir etkinlik düzenleniyor diyelim. Buna ilgi göstermez ama daha önceden depresyona girmeden önce bu etkinliğe karşı zevk duyarak etkinliğe katılıyordu, mutlu oluyordu. Depresyona girdiği zaman kişi bundan asla zevk almaz. İş, özel zevkler, bireysel zevkler, ilişkiler, cinsel aktivite gibi bunlarda da hiçbir şekilde zevk almıyorlar ve işlevsellikte bozulma meydana geliyor. Depresyona kaygı da eşlik edebiliyor.
kişi sürekli kötümser duygu durum hali içerisinde olduğu için buna kaygı da eşlik edebiliyor. Somatik belirtiler yaşanabiliyor. Bulantı, mide bulantısı, baş dönmesi gibi. Huzursuzluk, ajitasyon dediğimiz durum artabiliyor. Genel olarak hayata karşı olan ilgileri azalıyor. Tabii ki bunun şiddeti önemli. Klinisyen ölçütlerine göre umutsuzluk ve çaresizlik duyguları ön planda. Burada da yine hiçbir şekilde bir problemi çözemeyecekleri, buna gücünün yetmeyecekleri şeklinde bir algı söz konusu. Depresyondaki bir kişi problemle karşılaştığında depresyondaki kişi bu problemi çözemeyeceğine dair umutsuzluk ve çaresizlik söz konusu. Basit günlük işleri yapmakta bile güçlük çekiyorlar depresif hastalar ve aile hayatında, iş hayatında ya da kendi konfor alanı dediğimiz kendi alanlarına, kendileri yarattıkları alanda işlevsellikte bozulma meydana geliyor. Peki, çocuklarda depresyon görülür mü diye bir sorumuz var. Evet, çocukluk döneminde de depresyon görülebilir ama biraz daha farklı yaşanabiliyor çocuklarda. Mesela eğitim ortamında okula uyumsuzluk, karşıt olma, karşıt gelme davranışları da geliştirebiliyor. Depresyondaki bir çocuk erişkinlikteki depresyona belirtiler değişebiliyor ama genellikle çocuklarda okul reddi ya da hastayım bugün okula gitmeyeceğim şeklinde durumların yaşanması, ebeveynleri kaybetme korkusu, okul sorunlarıyla kendisini gösterebiliyor. Çocuklarda depresyon biraz daha farklı yaşanıyor tabii ki yetişkinlere göre. Diğer bir soru, uyku bozuklukları depresyona neden olabilir mi? Uyku sorunu depresyonun önemli bir belirtisidir. Depresyondaki kişi uyku problemleri yaşar. Bunun yanı sıra uyku problemleri yaşayan birisi evet depresyona yakalanabilir, depresyona neden olur. Çünkü uyku bozukluğu bütün işlevselliğimizi etkilediği için kaygı durumumuzu, dikkatimizi, sosyal aktivitemizi, iş güç vesaire bunların hepsini olumsuz yönde etkilediği için tabii ki de depresyona neden olabiliyor. Son yıllarda uzun süreli uykusuzluğun depresyona yol açabileceği konusunda da araştırmalar zaten bunu kanıtlamakta. Uyku düzeninin sağlanması, erken teşhis, tedavi bu konuda çok önemli. Peki, diğer sorumuz. Yaşadığımız tüm kötü olaylar travma mıdır? Güzel bir soru. Kişi aşırı bir şekilde korktu diyelim. Bir olumsuz bir problem yaşadı ve bu kendisini dehşet içinde bıraktı. Çaresizlik yaratan bir durum. Çoğu kez olağan dışı ve beklenmedik olayların yol açtığı etkiler ruhsal travma aslında. Ama insan hayatında sıkıntı ve üzüntü yaratan pek çok olay oluyor. Ancak bunların tümü ruhsal travma değil. Ruhsal travma olabilmesi için bir olay düşünelim. Korku, dehşet ve çaresizlik hissi yaratıyor. İşte doğal felaketler olabilir. Kişinin kendisini veya yakınının ölümü veya yaralanma tehlikesi. Yani kişinin benlik bütünlüğünü tehdit eden bir durum olması gerekiyor travma olması için. Bu tanımlamaya göre de ileri yaşta bir yakınımız mesela diyelim yıllarca süren bir hastalık sonrasında ölümün ruhsal travmaya yol açma ihtimali daha düşük iken insanın bir yakınını beklenmedik bir biçimde örneğin trafik kazası olabilir. Kaybetmesi de büyük bir travma etkisi yaratıyor. Yani ağır bir hastalık, ölümcül bir hastalığa yakalanmış bir yakınımız onun tedavisi devam ederken bu başımıza gelen kötü bir olay diyelim. Ama sağlıklı hiçbir şey yok. Birden trafik kazasında ya da başka bir felaketle kaybettik. Bu diğer duruma göre bir tık daha büyük bir travma yaratabiliyor. Peki diğer soru. Kaçınma ya da unutmaya çalışırsak travmalarla alakalı sormuşsunuz. Bu travmaların etkileri azalır mı? Bunları azaltabilir miyiz kaçınmayla ya da unutmaya çalışmayla? Olay olmamış gibi davranmak, unutmaya çalışmak hastalığın iyileşmesine daha da fazla geciktirir. Sorunlar için yardım arayan, sorunları başkalarıyla paylaşan bu tür aktivitelerde bulunan kişiler daha çabuk iyileşiyor. Çünkü kişi travmasını elde edebileceği sosyal destekle ve travma sonrasındaki iyileşmeyi, ümidi, olumlu etkileri düşünerek böyle bir etkileşimde bulunuyor. Tabii ki de travma sürecinin olumlu bir gidişatının olmasında önemli bir nokta. Yani unutmaya çalışmak, kaçınmak burada travma etkisini daha da
arttırır. Sosyal destek az ise özellikle depresyon belirtileri de burada ortaya çıkabiliyor. Yani travmada mutlaka tedavi almak gerekiyor. Unutmaya çalışmak, kaçınmak da bunun etkilerini olumsuz yönde arttırıyor. Peki, diğer sorumuz. Obsesif kompulsif bozukluk hangi yaşlarda başlar ve kimlerde daha sık görülür diye bir sorumuz var. Şimdi obsesif kompulsif bozukluk neydi? Kısaca hatırlayalım. Obsesyonlar düşüncede takıntılardı. Düşüncelerin sürekli olarak tekrar etmesi. Kompulsif bozukluk ise bu düşüncelerden kişi bir nevi kurtulabilmek için yaptığı tekrar eden eylemler. Mesela şöyle bir örnek verelim. Kişi sürekli olarak kirlendiğini düşünüyor. Ellerim kirli, bana hastalık bulaşacak, ben temizlenmem lazım. Sürekli olarak mikrop bulaşacağını düşünüyor. Bir aklında sürekli bu düşünceler var. Ne yapıyor? Kompulsife çeviriyor bu davranış. Ellerini günde 8-10 kere yıkama vesaire, sürekli duş alma. Bu da davranışta takıntı olarak karşınıza çıkıyor kısaca. Ki bununla ilgili zaten videomuz var. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Sorumuzu bir daha hatırlayalım. Hangi yaşlarda başlar ve kimlerde görülür şeklinde, daha sık görülür şeklinde sormuşsunuz. Genellikle ergenlik döneminde başlıyor. Yani o kimliğin biraz daha oturmaya başladığı zamanlarda, kimlik arayışında. 20 ile 30'lu yaşlarda başlamasına karşın bazen de okul öncesi çağdaki çocuklarda da dair herhangi bir yaşta başlayabiliyor aslında. Bununla ilgili pek çok çalışma var. Ergenlik döneminde de başlayabiliyor deniyor. 20 ile 30'lu yaşlarda da başlıyor deniyor. Erkeklerde daha erken yaşlarda başlamasına karşın genel olarak kadınlarda daha sık görülüyor. İşte kontrol obsesyonları, temizlik obsesyonları ve kompulsifleri şeklinde yapılan araştırmalarda kadınlarda daha sık görüldüğü üzeredir. Başlama yaşı genellikle çocukluk çağında da olabiliyor. Çocuğun içerisinde bulunmuş olduğu sosyal ortamdan da kaynaklanabiliyor. Yani direkt şu yaşta başlıyor dememiz için farklı araştırmalar bununla ilgili yapılması gerekiyor. Ama bugüne kadar yapılan araştırmalarda çocukluk çağı ve ergenlik çağında da görülmektedir. 20 ile 30'lu yaşlarda da. Peki. Obsesif kompulsif bozukluğun belirtileri neler? Acaba yaşadıklarım obsesif kompulsif bozukluk mu demiş. Hemen belirtilerimize bakalım. Bir şey düşünüyorum. Ya, o şey aslında olmuyor. Olmadığı halde varmış gibi düşünüyorum. Örneğin ellerim kirli değil ama, evet, çok güzel bir örnek, az önce söylemiştim. Örneğin ellerim kirli değil ama kirliymiş gibi ve mikroplarla ellerim bulanmış gibi, mikropların her an elime bulaşacağını hissediyorum. Bu obsesif kompulsif bozukluk mudur? Özetleyerek gidiyorum tabii ki, hikayesini anlatmış kişi. Şöyle, obsesyon kaygı ve sıkıntıya yol açan inatçı ve zorlayıcı bir düşünce demiştik. Yani dürtü ve imgeler de olabiliyor bunlar. Örneğin kişi aslında öyle olmadığını biliyor ama öyleymiş gibi düşünüyor. Şimdi az önce de izleyicimizin verdiği bir örnekteki gibi eller aslında kirli değil ama kirli olduğunu düşünüyor. Mikrop bulaşacağını düşünüyor. Bu yüzden de sürekli olarak yıkama ihtiyacı duyuyor. Bu da ne oluyor? Kompulsife çeviriyor. Tabii ki de tek bir semptom yeterli değil. Tanı koymak için muayene edilmesi gerekir. Tek bir semptom yeterli değil. Obsesyon ve kompulsiyonlar da çoğu zaman kişi tarafından zaten mantık olarak kabul edilmiyor. Ama bunun önüne de geçemiyor. Saçma olduğunu biliyorum ama bunu yapmadan duramıyorum diyor mesela. Örneğin lambayı kapatıyor, çıkıyor odadan ama tekrar geri dönüp kontrol etmeye ihtiyacı duyuyor. Acaba kapattım mı, kapatmadım mı şeklinde. Söylediğiniz belirtilerin obsesif kompulsif bozukluk olarak değerlendirilebilmesi için bir profesyonel destekten yardım almanız gerekmektedir. Klinisyen ölçütlerine göre iyice bakılır, buna göre teşhis konur. Peki, obsesif kompulsif bozukluk ile ilişkili başka bir hastalık var mı? Güzel bir soru. Daha çok çocuk ve ergenlerde görülen tik hastalığı var. Mesela işte sürekli gözlerini kırpıştırma ya da elleri sürekli olarak oynatma, ayakları sürekli olarak oynatma, burnuyla sürekli olarak oynama gibi bedensel tikler meydana geliyor ya da sözel tikler, sesle alakalı tikler meydana geliyor. Obsesif kompulsif ile güçlü bir ilişkisi var bunun. Birçok kişide her ikisi de birlikte de görülebiliyor. Örneğin kişi hem kontrol obsesif kompulsifi hem de tikleri var. İkisi bir arada komorbid tanı dediğimiz
bir arada görülen durumlarda olabiliyor. Mesela trikotillomani dediğimiz saç yolma hastalığı var. Hipokondrozis dediğimiz durum var. Yani kişi sürekli olarak kendisinin hasta olduğunu düşünüyor ve sürekli olarak tahliller yaptırıyor. Muayene olma isteği. Bunlar da dürtü kontrol bozuklukları arasında girmektedir ve birbirine içinde geçmiş pek çok eş tanı olabilir. Ama obsesif kompulsif bozukluğa eşlik eden önemli bir hastalık patoloji ise tik bozukluğudur. Peki, obsesif kompulsif ve depresyon arasında nasıl bir ilişki var? Yıllar önce obsesif kompulsif bozukluk teşhisi kondum. Şu an depresyon hastasıyım diye sormuş. Yaklaşık olarak obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilerin %60'ı ya da %90'ı yine yapılan araştırmalara göre yaşamlarının bir döneminde en az bir defa majör depresif epizot geçirmiş oluyor. Ya bunun süresi de en az 2 hafta süreyle ya da her gün depresyon belirtileri görmüş oluyor. Kişi obsesif kompulsif bozukluktaki sürekli tekrar eden düşünceler ve eylemlerden dolayı depresyona girebiliyor. Yani depresyon buna da eşlik edebiliyor. Peki diğer soru, şizofreni ile alakalı gelmiş. Şizofrenide beyinde neler oluyor şeklinde bir sorumuz var. Şizofrenide özellikle beynin plan yapmada görevli, sorun çözme gibi işlevlerde görevli olan ön lob. Burada bir bozulma meydana geliyor. Kişi önceki deneyimlerini hatırlayarak o anki duruma uygun davranış geliştirmekle rol oynayan belleği bozulmuş oluyor kişinin. Burada normalden daha küçük olduğu saptanmıştır şizofreninin ön lobu. Bu değişiklikler doğumdan önce de doğum sırasında da etkili olabiliyor. Bu doğum öncesi de doğum sonrası nedenlere de bağlı olabiliyor. Ve beyinde pek çok sinir hücresi var. Bu hücreler birbirleriyle bağlantılı. Şizofrenide bu durum çok daha ayrıdır. Her sinir hücresinin ucundan salınan bazı kimyasal maddeler var. Bunlar diğer bir hücreye ulaşarak hücreler arası haberleşme sağlanıyor. Ancak bu şizofrenide haberleşmeyi sağlayan kimyasal maddelere şu şekilde kimyasal maddelerimiz adrenalin, dopamin, serotonin gibi maddeler bunlar bu arada. Bunlar nörotransmitter aracılığıyla eleniyor. Şizofrenide peki bu durum nasıl oluyor? Şizofrenisi olan kişilerde dopamin aracılık ettiği ve bir bozukluk meydana geliyor. Dopamin eşlik ettiği bir bozukluk meydana gelmektedir. Bu haberleşmedeki bozukluk ise hezeyan ve halüsinasyonlara neden oluyor. Bir önceki videolarımızda söylemiştik. Var olmayan bir uyaranı varmış gibi görme, duyma şeklinde oluyor. Dağınık davranışlar oluyor ya da dağınık konuşma oluyor. Bu tür belirtiler yaşayabiliyor şizofreni kişileri. Ve şizofrenide şöyle bir durum da var. Kişi var olmayan bir uyaranı gördüğü zaman bunu bir gerçeklik olarak kabul ediyor. Kendi gördüğü kendine ait bir gerçekliği olarak kabul ediyor. Bu da yine beyin fonksiyonlarında bozulmadan kaynaklanmaktadır. Peki diğer bir soruya geçelim. Yoğun stres veya üzüntü şizofreniye neden olur mu? Stres ve üzüntü sağlıklı kişilerde şizofreniye yol açmıyor. Ancak ağır stres faktörleri meydana gelmiş ise ve bu şizofreniye de yatkınlığı varsa kişinin bu hastalık ortaya çıkabiliyor. Çok yoğun stres içeren büyük bir travma yaşamıştır. Şizofreniye de yatkınlığı vardır genel olarak. O zaman tabii ki de şizofreni olabiliyor. Peki diğer bir soru. Şizofreni hastalığı ve zeka arasında ilişki var mıdır? Şeklinde bir soru gelmiş. Şizofreni hastalığı ile zeka geriliği arasında bir ilişki yok. Şöyle, hastalığın etkisiyle kişi olaylara bakış açısı, algılaması, yorumlaması değişiyor. Ama bunun IQ seviyesiyle bir ilgisi yok. Az önce de söylediğim gibi frontal, prefrontal lob, yani ön loblar, ön lob dediğimiz bölgede değerlendirme, yönetici işlevi bozulduğu için kişi olayları ve durumları farklı algılıyor, farklı yorumluyor. Peki diğer bir soru. Şizofreni genetik midir? Evet, bu çok sorulan bir soru. Genellikle çok fazla soruluyor. Şizofreni olan her 10 kişiden birinin yakın akrabaları arasında bu hastalık görülebiliyor.
Ancak anne ya da babadan birisi şizofreni hastası ise çocuğun şizofreniye yakalanma riski tabii ki de %12. Yani genetik özelliği var. Kardeşlerden birisi şizofreni ise diğer bir kardeşin şizofreni olması %8 ihtimal. Şizofrenide genetik yatkının önemi bilinmekte. Peki, o zaman sorularımızı tamamladık. Daha sorularınız olursa sosyal medya üzerinden sorularınızı sormaya devam edebilirsiniz. Böyle ara ara soru köşeleri yapacağız. Sorular biriktikçe sorularınızı cevaplayacağız. Bunlarla alakalı başka sorularınız olursa da anlatmış olduğum patolojilerle alakalı o videoların sonunda cevaplanacaktır. Ya da sosyal medya üzerinden, YouTube üzerinden direkt de cevaplanabilir. Peki o zaman sağlıklı, mutlu zaman dilimleri diliyorum. Hoşça kalın.